Sevsel Mutfağı'ndan merhaba. Bugün tost makinesinde dondurma külahı yapacağız. Malzemelerimiz çok az, yapımı çok kolay. Hemen yapımına geçiyorum. 2 tane yumurta akım var. Karıştırma kabını alıyorum. 2 yemek kaşığı şekerim var. Onu ekleyip çırpacağım. Şeker eridi ve yumurta akımının o birbirine yapışkan kıvamı gitti. İçerisine yarım su bardağı oda sıcaklığında su ekliyorum ve yine çırpıyorum. 1 su bardağı un kullanacağım. Her zaman olduğu gibi yine azar azar ekleyip çırpıyorum. Son parçada bir paket şekerli vanilinim var. Onu da ekliyorum unla birlikte. Karışımımız hazır. Tost makinesini güzelce kızdırdıktan sonra bir kepçeyle şöyle karışımdan alıyorum ve ortasına döküyorum. Ve kepçenin sırtıyla şöyle ortadan kenarlara doğru incecik şekilde yayıyorum. Olabildiğince ince olması gerekiyor. Şimdi kapatıyorum. Gördüğünüz gibi hafifçe kızarmış. Şimdi hem ters çevireceğim hem yana doğru çevireceğim. Şu şekilde. Böylece külah şekli vermiş olacağız. Bu aşamada bastırıyorum. Kızaran külahı alıyorum şöyle. Bu aşamada eliniz biraz yanabilir. Şöyle olabildiğince külah şekline yaklaştırıyoruz. Sonuçta evde yapılan bir külah bu. İlkel şartlarda yapıyoruz tabir yerindeyse. Şöyle gördüğünüz gibi külah şekli veriyoruz. Ve bozulmaması için de bir bardağın içine yerleştiriyoruz. Kenara alıyoruz. Yine malzemeyi aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Külahlarımız hazır. 6 tane külahım çıktı. Bunlar hazırladıktan sonra özellikle kızarmış olan kısımları çıtır çıtır oluyor. Ama diğer yerler biraz yumuşak oluyor. Beklettiğinizde bir 5-10 dakika neredeyse tamamen yumuşuyor. Örneğin şunu alıyorum elime. Şuralar hafifçe çıtır şu anda ama şuralar oldukça yumuşak. Şöyle parmağımla bastırdığımda içine göçüyor. Bu külahları tamamen kıtırlaştırmak, gerçek külah formuna kavuşturmak için fırınlıyorum ben. 150 dereceye önceden ısıttım fırını şu anda. Yaklaşık 20 dakika 150 derecede gayet yeterli oluyor kıtır kıtır olmaları için. Ama bu benim şartlarımda böyle. Sizin fırınınıza, tepsinize, külahlarınızın kalınlığına göre değişecektir. O yüzden fırından almadan önce kıtırlığını ve olmasını istediğiniz kıvamı kontrol edin mutlaka. 20 dakikanın sonunda külahları fırından çıkarttım. Bir 10 dakika kadar da beklettim. Çünkü soğudukça biraz daha kıtırlaşıyorlar. Hemen size bir tanesini göstereyim şöyle. Sesini dinleteyim daha doğrusu. Şöyle. Şöyle gayet kıtır bir kıvam var. Ama sert bir kıvam değil. Kolay kırılabiliyor aynı zamanda. Gönül isterdi ki dondurmamız olsun, dondurmayla servis edelim ama evde dondurma yok. Ben size farklı bir sunum göstereceğim bunu fırsat bilip. Şöyle birkaç tane meyve koyacağım içerisine. Bu şekilde dondurma olmadan meyve servisi için de kullanabilirsiniz bu külahları. Umarım tarif hoşunuza gitmiştir. Eğer tarifi beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen tuşuna basarak beni desteklemeyi unutmayın. Aynı şekilde yine tarifi beğendiyseniz arkadaşlarınızla da paylaşıp onların da tarif denemesini sağlayabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere.